Bugün sizinle ilginç ve güzel bir konuyu ile alacağız. İngilizce aksan seçmek, İngilizce'de var olan aksanlar, hangi aksan seçilmeli, bunların farklarına, etkilerine ne kadar önemliler? Bunun gibi güzel, ilginç soruları bu derste sizinle birlikte işliyor olacağız. Şimdi ilk önce hangi aksanlar var diyerek başlayalım. Karşımızda, şimdi üç büyükleri ben burada aldım ama diyelim ki İngilizce Güney Afrika'da, Jamaika'da farklı bazı yerlerde de ne olarak kullanılıyor? Resmi dil olarak kullanılıyor. Oralara has aksanlar da var. Mesela Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Güney Afrika'dan gelmiş. Güney Afrika aksanıyla konuşuyor. Biraz o yüzden İngilizcesi daha farklı gelebilir kulağınıza. Şimdi dediğimiz gibi üç büyükler bunlar. Amerikan aksanı, İngiliz aksanı ve Avustralya aksanı. Şimdi İlk etapta farklara bakacak olursak ben şimdi genelde hem İngiliz hem Avustralyalı hem de Amerikalı arkadaşlarım oldu. Burada anlatacaklarım benim daha ziyade arkadaşlarımla sohbetlerimde ortaya çıkan konular, gerçekler diyebilirim ya da işte İngiltere'de Amerika'da dolaşırken sosyal hayatın içinde fark ettiğim, oradaki günlük konuşmalarda, diyaloglarda fark ettiğim e noktalar olacak. Mesela aksanlara baktığınızda ben daha çok İngiliz ve Amerikan aksanına maruz kaldım çünkü oralarda yaşadım ama Avustralyalı arkadaşlarım da vardı onlarla da bolca sohbet etme imkanım oldu. Şimdi aksanların farklılıkları neler? Bir kere hem telaffuzda hem de kelime seçiminde farklar olabiliyor. Ama bunlar çok devasa farklar değil. Yani genellikle nedir? Bir İngiliz, bir Amerikalıyı, bir Amerikalı, bir Avustralyalıyı anlıyor. Buradaki farkı biraz Türkiye'deki bölgeler arası fark diye düşünebilirsiniz. Mesela ne bileyim tokattan birisi ne örüyorsun diyor. Ben hiç duymamıştım. Üniversite yıllarında ilk kez duydum. Hani ne yapıyorsun anlamında ama birkaç kez duyduktan sonra alışıyorsunuz, anlıyorsunuz. Hani öyle bir şey duyduğunuzda ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ya da ne bileyim Ege diliyle Karadeniz dili birbirinden farklıdır. Biraz maruz kaldıktan sonra anlıyorsunuz. Yani anlamaya engel değil. Şimdi mesela bu kelimeye bakacak olursak normalde ben şimdi hani daha ziyade Amerikan aksanına maruz kaldığım için bu benim için um, castle castle ama İngiltere'de yaşarken Londra'da her gün giderken Northern Line vardır, e, kuzey attı. Ona binenler, onu kullananlar bilir. Ne der? Orada bir istasyon vardır, Elephant and Castle. Elephant and Castle. Yani ben orada yazın yaşarken 3 ay Elephant and Castle, Elephant and Castle. Hani Castle'ı Amerikalıların Castle dediği kelimeye e, İngilizler Castle diyorlar. 3 e, ay böyle duya duya resmen telaffuzum değişmişti. Bir de kelime bazlı farklar var. Mesela ne tür farklar? Diyelim siz Amerika'daysanız hani taksiye binmek ya da taksi çağırmak için take a cab dersiniz. Hani cab, take a cab. Ama İngiltere'deyseniz take a taxi. Take a taxi. Yani kelime farklı aslında. Kullanılan kelime farklı. Ya da yine bu açıkçası benim kafamı karıştıran şeylerden biri olmuştu. Hatta güzel de bir hikayesi var. Mesela e Amerika'da metroyu kastederken, hani metro nedir? Binip gittiğimiz taşıt, yer altından giden taşıt. Amerikalılar subway derler. Mesela New York subway, New York'taki metro. Ama İngilizler buna underground derler. Ben bir gün zannedersem bir müzeye gideceğim. Metroya bindim Londra'da underground. Neyse biniyorsunuz bindim. Bu arada Londra'da çok güzel müzeler var. Hani gittiğinizde kesinlikle ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Neyse ben metroya bindim. ineceğim durakta indim. Sonra da o gün de çok yorgunum böyle hiç yürümek istemiyorum şey modundayım. Yani mümkün olan en yakın durakta ineyim, kafamda biraz gidik. Neyse indim durakta bir baktım şey yazıyor. İşte subway to the museum. Aa dedim süper. İşte müzeye metro var hemen ona bineyim neyse. Yürüdüm 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 bir türlü istasyon çıkmıyor karşıma. Baktım kendim metronun önündeyim sonra jeton düştü ya ben İngiltere'deyim burada bu adamlar subway deyince yer altından olan geçidi hani o yolu kastediyorlar. Orada jeton düşmüştü böyle farklar olabiliyor. Şimdi nereye geleceğiz bu aksanlar arasındaki farklara? Burada dediğim gibi özellikle benim arkadaşlarımla olan sohbetlerimde ortaya çıkan birkaç temel noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Burada neyi görüyorsunuz? Bir e, Amerikan bayrağı, burada İngiliz bayrağı, burada Avustralya bayrağı. Avustralya ne yapmış? Bir nevi İngiltere ile Amerika'yı sanki birleştirmiş gibi görünüyor bayrağa baktığınızda. Şimdi en baskını, en yaygını hangisi diye sorarsanız, hani benim dünya genelinde gördüm, Amerikan aksanı. Neden? Çünkü işte gerek teknoloji olsun, gerek eğlence sinema olsun pek çok büyük şirket Amerika temelli çalıştığı için Amerikan aksanı, Amerikan filmleri, Amerikan müziği çok daha baskın. Hani dünya genelindeki yaygınlığı, tanınırlığı daha yüksek. Ancak şimdi dedim ya burada ilginç noktalar var. Mesela Amerikalılar İngiliz aksanını severler. Ben şimdi Amerikalı arkadaşlarımla konuştuğumda onlar İngiliz aksanını dinlemeye bayılıyorlardı. Hatta şey esprisi var. Diyorlar ki işte Amerikalılarla İngilizler bir asansörde olduğunda işte İngilizleri sıkıştırırlar. Hadi şunu söylesene bir daha sen kendi aksanınla söylesene diye. Amerikalılar İngiliz aksanını seviyorlar. Hatta Amerika'da şöyle de ilginç bir şey var. Bu İngiltere'de biliyorsunuz kraliyet ailesi falan var. Amerikalılar hani bir kısmı bayılıyor o kraliyet ailesini takip etme işte oradaki düğünler, yıl dönümleri, o tarz şeyleri takip etmeyi seviyorlar. Ondan sonra İngilizler de, İngilizler de biraz ne, ne diyelim? İngilizler biraz e, gururlu bir millet. Yani marketlere giderseniz çok komik bir şey var. Ben hani ilk gördüğümde Bayağı şaşırmıştım ya marketlerde her şeyin üstüne işte İngiliz elması İngiliz unu İngiliz tavuğu İngiliz yumurtası İngiliz kalemi İngiliz kitabı her şeyin üstüne British 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 yani bayrakları yapıştırmışlar ismi yapıştırmışlar böyle ilginç bir yanları var bu adamların sonra bu İngilizler tabii kendi aksanlarını seviyorlar. Ben İngiltere'de bir arkadaşımla çok tartışırdım bu konuda. Hani derdim ki ya Amerikan aksanı daha iyi, hani daha rahat anlaşılıyor. İşte İngiliz aksanı bana biraz kasıntı geliyor diye. Orada da arkadaşım şey derdi. Ya biz işte kraliyet İngilizcesi konuşuyoruz. İşte it's the queen's language. Hani kraliçenin dili. Kraliçenin konuştuğu şekilde İngiltere'de konuşuluyor. O yüzden hani daha soylu, daha asaletli bir dil. Bizim işte aksanımız daha iyidir diye. Böyle bir yaklaşımları var adamların. E, Avustralya ise biraz mağdur konumunda sanki. Mesela İngilizler, Amerikalılar o kadar değil ama İngilizler ben, benim gördüğüm biraz Avustralya aksanıyla dalga geçiyorlar. Çünkü söylenişleri, bazı kelimeler falan farklı. Arada bir Avustralyalılarla dalga geçtiklerini görebilirsiniz. Hani genel bağlam böyle. Şimdi burada karşımıza önemli bir soru çıkıyor. Aksan önemli mi? Aksan bence önemli. Yani dili çok iyi konuşuyorum işte ben bu işi yapıyorum demek istiyorsanız hani belli bir aksan seçip bu İngiliz aksanı olabilir Amerikan aksanı olabilir hani bunu kullanabiliyor olmanız doğala yakın konuşuyor olmanız bence çok güzel bir şey yani hani Türkçeyi bir yabancı bir Türk gibi konuştuğunda nasıl kulağınıza hani karizmatik hoş güzel gelirse siz de İngilizceyi ne kadar iyi konuşursanız e, ana dil İngilizce olanlar gibi konuşursanız e, kulağa o kadar güzel hoş geliyor o yüzden eğer yapabiliyorsanız eğer takip edebiliyorsanız bir aksan seçip onu takip etmeniz tutarlı olmanız bence güzel. Ama daha da önemli olanı, en temel şey telaffuzları doğru öğrenmek. Hani bir İngiliz gibi, bir Amerikalı gibi konuşmak zorunda değilsiniz ama şimdi iletişim kurarken sizin o kelimeleri standart bir şekilde söylüyor olmanız lazım. Yani doğru şekilde söylüyor olmanız lazım. Mesela Türkçeden örnek verecek olursak siz Kır kelimesi hani kırsal alandaki kır kelimesine kir derseniz bambaşka bir şey olur. Hani ı'yı I, i ile değiştirirseniz bambaşka bir şey olur. Aynı şekilde İngilizce'de de ne bileyim castle ya da castle demek yerine kusul gibi bir şey derseniz anlaşılmayacak bu. Yani iletişimi sağlamak için en azından temel telaffuzlara hakim olmak gerekiyor. En temel parça bu. Hani telaffuza düzgün söylemeye hakim olun. Ondan sonra da mümkünse bir tane aksan seçip o aksanı takip edin. Benim şu an aksanlarla ilgili, aksan seçimiyle ilgili söyleyeceklerim kısaca bunlar. Ne yaptık? Başa dönecek olursak işte İngiliz, Amerikan ve Avustralya aksanlarından bahsettik. Ondan sonra bu aksanların yaygınlıklarından bahsettik. Sonra İngiliz, Amerikalı ve Avustralyalıların dillerine ve bu aksanlara olan yaklaşımlarından bahsettik. Size birkaç kişisel hikayemi anlatmış oldum ve böylece bu dersin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa ne yapabilirsiniz? Videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.